Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar, hayatımız satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 adaylar turnuvasının 12. turu maçları yavaş yavaş bitmek üzere ve 2 maç geride kaldı. Yan Nepomniachtchi ile Hikaru Nakamura 14 hamlede beraberlikle el sıkıştılar. Nakamura için bu iflas bayrağının ve teslim bayrağının çekilmesi demek, Yan Nepomniachtchi için ise yavaş yavaş zaten Magnus'a yanaştı ve bitti bu iş diyebiliriz. Nepo, Magnus'un rakibi olmaya hak kazandı diyebiliriz, artık mucizeler olması lazım. Diğer biten karşılaşmada da Dinklenen biliyorsunuz son 3 maçı kazanmıştı turnuvadaki ve bir anda Nepo'nun, yani lider Nepo'nun rakibi olabilecek kıvama gelmişti. Beyazlar'da Recepov'a karşı oynuyordu ve kazanması durumunda Nepo berabere kaldığı zaman yarım puan daha Nepo'ya yaklaşmış olacaktı. O yüzden Dinklenen Recepov maçı saniyeler önce sona erdi. O yüzden biz de Dinklenen Recepov maçını sizlere göstermek istedik arkadaşlar. Ve sizler de bu videoya kadar gelip de bizim YouTube kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Hayatımız satranç Instagram sayfasında takip edebilirsiniz. Beyazlar da Dinklenen artık zorlamak lazım. Kazanması lazım. Mutlaka kazanması lazım. Ve sağlam bir oyuncuya karşı oynuyor. O yüzden D4 oynadı. At F6 C4 hamlelerinden sonra E6 sürüşü geldi. Şimdi at C3'te biliyorsunuz vezir gambitinde D5'e beyazlar baskı kurar. Siyahlar da D5 baskısını kırmaya çalışır. Fil B4'de at açması alındıktan sonra E3 hamlesi. Şimdi kısa rok fil C3 gelişiminden sonra ise şimdi geciken bir D5 hamlesi gelmiş oldu. C alır D5, tabii ki burada eğer C alır D5 yapmasaydı bu durumda siyahlar D alır C4 yapacaktı ve fil alır C4 ile birlikte fil D3'e gelmişti. Bir de C4'e gitmek zorunda kaldı. Tempo kaybedecekti. O yüzden C alır D5'ini yapıverdi. Beyazlar da Dinklenen. Recepov ise E alır D5 hamlesiyle devam etti. A3 ile file bir kışkış. Fil D6'ya döndüğünde ise şimdi vezir C2, biliyorsunuz yine vezir gambitine veziri C2'ye koyarak fil D3 tipli vezir fil bataryasıyla rakibin H7 piyonuna baskı kurar ve H7 karesine baskı kurar ve atı F6'da tutma yönelik bir hamle olur. Çünkü bu at F6'dan kalkarsa H7 piyonu düşüyor, gördüğünüz gibi. At A6'dan gelişim yeri buldu kendisine. Peki niye at A6'dan gelişim bu yeri buldu? Aslında olmuyor muydu at kalkıp da, yani C6'lara gelmiyor muydu? Aslında bunun cevabı şu şekilde verilebilir. Siyahlar aslında burada C5 sürmek istiyor. C5 sürmek istediği için de atını A6'ya oturtmayı tercih etti. C5 hamlesinden sonra belki tekrar atını C7'lere, efendim söyleyeyim C5'lere gelebilecek. Buna da at G'den E2 oynadı beyazlar da Dinklenen ve C5 hamlesi gecikmedi. Recepov'dan fil alır A6, B alır A6 hamlesinden sonra kenar piyonları duble ve izole yapıda kalmış oldu. D alır C5, fil alır C5 hamleleriyle şimdi baktığımız zaman siyahların hem merkezde hem de A hattında izole piyonları ve A hattındaki piyonların duble piyon olduğunu görüyoruz. Ama bunun karşında siyahların çift fil sahibi olduğunda ve bol bol açık hat sahibi, daha doğrusu yarı açık hat sahibi olduğunda görüyoruz. Siyahların her iki tarafı da üstünlük verebilecek bir pozisyon ama oyun şu anda eşit. Ve arkadaşlar beyazlar da Dinklenen'in mutlaka kazanması lazım. B4 sürüşüyle fil rahatsız edildi. Fil D6'ya geri dönünce fil B2'den fiyançoya dolandı. A5 ile birlikte tabii ki de Recepov ne yapacak? A piyonlarının yapısını ya düzeltecek ya da beyazların piyon yapısını bozacak. Buna B5'e cevap verdi Dinklenen. A6 illa istiyorum onu diyor artık, çünkü B6 sürüşte yok çünkü vezir alır. B6 var arkadaşlar. Burada aslında A4 ile devam edebiliyordu beyazlar. H3 de yaptı. Hani atın ve filin herhangi bir şekilde G4'e gelmesini istemediği için yapılmış bir hamle olabilir. Fil D7 hamlesinden sonra ise artık o piyona bir baskı var. Ve yine bu baskıyı kırmak için A4 sürülebilirken B6 çarpı A6 aldı. Çok da kötü bir hamle diyemeyiz. Kale alır A6 hamlesinden sonra ise şimdi beyazlar artık 16. hamlede geride kaldıktan sonra 17. hamleye gelirken rok yine yapmadı. Burada rok öneriliyor ama elbette ki rok yapmak beyazlar için doğru bir tercih olmayabilir, bu maç için konuşuyorum. Çünkü beyazlar rok yaparak hem bir rok yapmış şah kanadı saldırısı yiyebilir çift filin gücüyle, hem de yani inisiyatifi siyahlara verebilir, hem de zaman kaybedebilir. Beyazlar mutlaka kazanması gerekli bir maça çıkmıştı. Recepov'un bir iddia soktu ama Dinklenen'in vardı. O yüzden kale devriyle piyona baskı kurmak istedi. Tabii ki bunun müdafaası basit. Mesela atıyorum rahatlıkla kale oynanabilirdi mesela. Kale C6. Çünkü atla alınamıyor bu sefer. Açmazlı olduğu için yapılabilirdi. Ama kale B6 oynamayı tercih etti. Ne isteğiyle? V6
Vezir B8 ile birlikte B2'ye baskı kurmak isteyecek ve B hattını kullanmak isteyecek siyahlarda Recepov. Buna da aslında fil A1 dönmesi gerekirken gitti Dinkliren kale D2 oynadı. Kale D2 hamlesi Dinkliren'in ilk hatası arkadaşlar ve buna da Vezir C8 ile yanıt verdi Recepov. Burada artık yine rok at diyor ama rok atmadı, F3 sürdü. Yani bir hata daha yapmış oldu. Niye? Rakibin siyahlara giden fili var ve siz siyah kareleri çok ciddi manada zayıflattınız. Tabii ki denemeler üzerine kurulu bir şey arkadaşlar. F3 ile birlikte aslında E4 istiyor beyazlar. Diyebiliriz Dinkliren denemek istiyor. Yani bu sonuçta Stockfish'e karşı oynanmış bir oyun değil. Recepov'a karşı oynanmış bir oyun. Recepov ise kale E8 doğru hamlesini bularak E3 piyonunu istedi şu anda. Burada aslında at D1 ile savunabiliyordu E3 piyonunu. Ama dedik ya denemesi lazım. Şah F2 oynadı hem kalesini de kullanabilsin diye hem de şahla korudu ama bu çok ciddi bir hata arkadaşlar. Çünkü şah birazdan merkezde bir oyuna savrulacak. Vezir B8'de şimdi file baskı kuruldu. Fil C1 ile o baskıdan peşin peşin kurtulmak lazım. Tamam fili belki alamıyor şu anda siyahlar ama alabilecek kıvama gelebilir. O nedenden dolayı peşin peşin fil C1 oynamak lazım. Fakat vezir C1 oynayarak belki de maçtaki en kritik hatasını yaptı. Çünkü bu vezir C1 hamlesiyle birlikte az önce olmayan kale E3 hamlesi artık var. Çünkü neden? Ki oynandığı o yüzden rahatlıkla gösterebiliriz. Kale alır E3. Şahla alamıyoruz arkadaşlar kaleyi. Ne için? Şahla almamız durumunda fil C5'ten şahlıyor. Siz şah D3 kapatamıyorsunuz. Mecbur at D4 kapatmanız lazım. Hani at D4'ü kapatacaksınız. Bu durumda da vezir E5 şah gelecek. Vezir D3'e kaçınca da fil alır D4 hamlesiyle siyahlar yoluna çok ciddi bir şekilde devam edecekler. Ve baktığımız zaman şu anda siyahların bir karesi yok ama çok ciddi bir çiftlik gücü var. Peki atı arasında kapatmasaydı, hani şahı kaçmaması lazım dedik ya, şah D3'e kaçsaydı ne oluyordu? Ona da tabii ki de fil F5 şahla birlikte çok ciddi bir çift filin gücüyle vezirin de devreye girmesiyle bir atak siyahları bekliyordu. O yüzden dolayı burada şah alır E3 çok ciddi bir hata. Onun yerine at D1 oynanmış arkadaşlar ve kale istek altında kalmış. Bu da iyi bir hamle değil ama şah alır E3 çok daha kötü bir hamle. Kaleyi istiyor şu anda ama tabii ki de kale E8'de geri kaçabiliyor siyahlarda Recepov. Buna da at E3 gelmiş. Tabii ki at E3 ile birlikte hoppala kalenin ve diğer taşların baskılayabileceği bir taş daha geldi. Yani şu anda siyahlara hamle bulmak o kadar kolay ki. Daha doğrusu yani zor da diyebilirim ama şu manada zor. Yani hangi birine basacaksın? Yani B7'ye basabilirsin. Efendime söyleyeyim E3'e basabilirsin. Efendime söyleyeyim kaleyle vezirin siyah karelerde çapraz yapıda olmasına güvenip bir şiş kombinasyonu oluşturabilirsin. Rok yapmış şah kanadındaki siyah karelerin zayıflıklarından yararlanabilirsin. Daha ne istiyorsan onu yapabilirsin. Ve bu hamleler silsilesi arasında Recepov kale B3 oynayarak E3 atını baskılamak istedi. At G4'e kaçıncı ise şimdi fil alır G4, haş alır G4 hamlelerinden sonra ise hamle kale C8 ver veziri ve vezir A1'e kaçtıktan sonra ise vurucu hamle geliyor siyahlardan fil F4 ver kaleyi. Bu niçin vurucu bir hamle? Şöyle izah edelim. Kalenin burada bir görevi var aslında, B2 tutmak. Eğer bu yataydan ayrılırsa kale B2 düşüyor. Bunda hemfikiriz. Peki kaleyi nereye kaçacağız? Bu yataydan ayırmak için C2 olması lazım. Kale alır C2 var. O yüzden dolayı yapı mesela atıyorum kale D'den D1 oynandık zaman B2 düşüyor mesela. Alıyor adam dümdüz. Yapacak bir şey yok. Peki kaçmasa ne olur? Abi kaçmasa kale gider zaten. Hani yapacak bir şey yok. O yüzden dolayı zaten bunu gören Dinkliren de beyazlar da terk ediyor. Ve arkadaşlar son skoru söylüyorum. Nepomniachtchi 8.5 puanda. Nakamura 6.5 puanda. Dinkliren 6.5 puanda. Caruana 5.5 puanda ve maçı devam ediyor. Eğer Caruana kazansa bile yine 6.5 puana gelecek. Yani Nepomniachtchi en yakın rakibine 2 puan fark atmış olacak. Ve lütfen dikkat, son 2 tur. Yani Nakamura, Dinkliren ve kazanırsa Caruana. Kazanmadığını düşünelim. Nakamura ve Dinkliren tüm maçlarını 2'de 2 yaparak 2 maçını kazanması gerekiyor. Ve Nepo'nun da bu önündeki 2 maçını kaybetmesi gerekiyor ki eşitlik olsun. Yani Nepo bir beraberlik daha alırsa bu iş biter. Resmi olarak Nepo Magnus'un rakibi olur.
Döner mi bu saatten sonra? Maalesef dönmez arkadaşlar. Bizler yine de son iki tur kalan adaylar turnuvasını sizler için takip etmeye ve maçın özetlerini maçlar biter bitmez çekmeye ve yayınlamaya devam edeceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Yine hemen aşağıdaki katıl butonu tıklayarak YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç ederden olmanızı ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.